Bey siz ne düşünüyorsunuz? E, ne gerekiyorsa yapacağız. Bir deseler içimiz rahat edecek diyor Selvan. Mesela sizin için rahat ediyor mu? Ya da siz hükümetin ne söylediğini duyuyorsunuz? Açıkçası fiyat istikrarı ile ilgili kısmı bir daha hızlıca gözden geçirdim. Hani literatürde yapılması gereken e, genel çerçeve oraya konmuş. Hatta belirli e, hedefler ve politikalar bir takvime bağlanarak e, sıralanmış. Tabii ki e, bunları yazmaktan ziyade yapabiliyor olmak çok daha önemli. Yani biz de oturur e, hocalarımızda enflasyon el kitabı yazarız. Bizim programdan iyi bir el kitabı çıkar bence. Ama <laughs> yani şöyle diyelim. Biz e, 40 yıldır enflasyonla yaşayan bir milletiz. E, şu, e, tam tartışma olsun diye söylüyorum. Geçen sene de 80'de 38'e kadar da indirdik. Ama Hı. bunun bir maliyeti var. Sayın hocam bedel ödemeliyiz dedi ya. Yani biz 80'den 38'e indirdik. Ama bunu indirirken uyguladığımız yöntemin maliyetini de gördük nihayetinde. Dolayısıyla bu süreçte uygulayacağımız programın ve stratejinin de bazı maliyetleri olacak. Buna aslında bir anlamda herkes de ödemeye bir şekilde razı. Önemli olan ee, bunu adil biçimde dağıtabilmek, yani sadece sabit Neyi? gelirler Hı. üzerine e, yıkmak değil. Vergileri. Eğer işte Genel biraz verilir. önce e Sayın Hocamın bahsettiği e, servetini arttırmış bir kişi kesim varsa e, ek vergiyi onlar üzerine yoğunlaştırmak daha doğru olur. Buna yani vergide daha adil bir dağılım olmasından bahsediyoruz. O tabii şöyle zaten bunu reddetmemiz mümkün değil. Hı. Biz dilimizde tüy bitti. Ben iktisatçı Evet bizim işte, vergide adaleti söylüyoruz. Türkiye'de de e, tam tersine işte 70'e 30 dengesini tutturmuşuz ama ters tutturmuşuz. Bu e, 70 e, dolaysız olması gerekirken dolaylı olmuş. Aynı Hı. ben şey örneğini de veriyorum. Bizim Genel lisede de meslek lisesi dağılımında 70-30 olması lazım. Biz yine oranı tutturduk ama ters tutturduk. Dolayısıyla, yani e, bunun değişmesi ancak yapısal reformlarla olur. Vergi kısmına çok e, hani detaylıca bakamadım. E, bunlar tabii şey, yani çok alışık. ...olduğumuz e, politikalar değil. Yani yeni vergi konusu başlı mesela, ben, ben başına değil. Ben hakikaten bunu e, önemli buluyorum. Çünkü Türkiye'de de tam böyle tartışılıyor. Yani mesela Selva Hanım'ın ikna olmadığı... ...konularda siz ikna oluyor musunuz? Hani hükümet sizce ...bunca işte... ...OVP hazırlanıyor, OVP'nin hazırlanması... ...sırasında sivil toplum ve birçok paydaşla... ...görüşülüyor. Sayın Nurmaz'ın temasları oldu... ...Sayın Şimşek görevde, Sayın Erkan görevde... ...ama öncesine baktığınızda da... ...Türkiye... Yüksek enflasyonlu ülkelerle, evet bizim de enflasyonumuz yüksek. Bakın dünyada da enflasyon sorun diyorduk da e bizim anlayamadığımız nokta enflasyonu yüksek ülkelerin yaptığını yapmıyorduk biz. Enflasyonu Öyle mi? Hani Siz takdir oluyor musunuz? Şöyle İkna şimdi oluyor biz musunuz işte, e, enflasyonu 38'e indirdik ama bunun bir e, maliyeti var ona katlandık. Biz e, %9 büyüdük diğer ekonomiler işte sıfıra yakın büyürken ya da küçülürken dolayısıyla bütün, vatandaş hissetti mi o büyümeyi? Hani sadece şeye bakmamak lazım. Bir tane göstergeyi alıp sadece ona odaklanmamak lazım. Bütüncül olarak değerlendirmek lazım. Hani büyüme tabii ki 85 milyonun tümüne eşit dağıtıldı demek mümkün değil. Ama nihayetinde trende baktığımızda Türkiye'de gelir dağılımı son belki pandemi sonrasını ayrıca tartışmak lazım. Türkiye'de daha adil hale gelmiştir. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu birkaç defa da söyledim kanallarda. En yüksek %20'lik dilimle en düşük %20'lik dilim arasındaki fark 14'lerden 8'lere, 9'lara kadar indi. Son birkaç yılda bir miktar Hı düşük gelirler yani etkileyici bir beraber. büyüme oranı ama etkileyici bir kalkınma ve refahtan da bahsetmek Şöyle zaten bu gelişmekte olan ülkelerin en temel problemi. Biz %9 büyüyüp Bunu adil de dağıtabilmiş olsaydık herhalde zaten Nobel İktisat ödülünü almış olurduk. Burada da hani bütün üniversitelere madem bu Görev adresinler burada yazılan her bir maddenin daha iyi nasıl uygulanabileceğine ilişkin bizim bütün derdimiz Hı. bu değil mi? Otursunlar bununla ilgili akademisyenler çalışsınlar zor e, bir şey olmasa gerek. E, mesela ben o listeden baktığımda yönetilen fiyatlandırma şey yönetilen yön, yönlendirilen fiyatların geçmiş enflasyonu endeksleme davranışlarını azaltılacak şekilde sürdürülmesi. Bu kamu diyor ki ben bundan sonra yapacağım kendi yönettiğim fiyatları. Geçmiş enflasyona göre değil bir anlamda hedef enflasyona göre yapacağım. Tabii bunun da bir maliyeti var çünkü bu bütçeyle, bütçe açıyla alakalı e, olumsuz bir durum ortaya çıkarabilir. Reel sektörü destekleyecek finansman yöntemlerine tercih edeceğim ki son dönemde işte tüketimi değil e, üretimi, ihracatı destekleyecek alana kaynaklarımızı yönlendireceğiz. Onun dışında enflasyonu besleyen tüketim alışkanlıklarının önlenmesi için. E, gereken tedbirler alınacak. Kira konut fiyatları ile ilgili e, kamu e, bazı düzenlemeler ve destekler sağlayacak. E, katılım finansın e, dönüşümünün sağlanmasına ve İstanbul Finans Merkezi ile alakalı bazı yol haritaları belirtilmiş. Bir de mesela dijital Türk Lirası'na geçiş süreci ile alakalı. Bu mesela e, çok belki tartışılmadı ama kayıt dışı ekonominin e, dışarıya taşınması yani kayıt altına ile alakalı önemli bir hamle olabilir ve yapısal dönüşümün en temel taşlarından biri olabilir. Dolayısıyla yani bununla ilgili de mesela ben hı hı. son dönemde çok literatürü takip etmedim dijital Türk lirası ile alakalı ama bu da mesela önemli bir hamle olabilir. Bu da işte olmayan ya da gözükmeyen kaynakların aslında üretime istihdama kanalize edilmesiyle alakalı katkı sağlayabilir. Diğer taraftan yani şunu da e, e, söylemek isterim. E, açıkçası hani tartışma programlarında e, hem e, kötümser hem iyimser iktisatçılar e, beraber değerlendiriyoruz. Hani Hı. diğer arkadaşlar iktisatçılar kötümser yorumlar yapınca bize iyimser tarafı kalıyor. Ya Aslında... siz de kötümser <gülüyor> olabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> yani, dolayısıyla hani onlar belki Arzu ederseniz hayraya, olabilirsiniz şöyle yani. onlar iyimser yorum yapmış olsa yani söyledikleri için Hı. biz de kötü taraflarına e, söyleriz. Dolayısıyla yani öyle de bir üzerimize rol e, yapıştı. E, dolayısıyla Hani biz de bardağın... hayır hayır yok. Hayır, öyle hayır bir şey değil. Şimdi farklı görüşleri söylüyorum? bir arada tartıştırmak zaten programın formatı. Fakat size o öyle söylediği için size öyle kalmıyor. Hayır, hayır şöyle. Gölünüzü... Yani bardağın iyi dolu tarafını evet, söylemek de. durumunda kalıyoruz çünkü Anladım. diğer konuşmacılar çoğunlukla kötü tarafını zaten. Ee, o zaman boş ben tarafını önce size soracağım. Belki siz kötü şeyleri olayım. söyleme hakkını muhafaza etmek istersiniz. Hayır gerçekten açık olarak burada öyle bir şey yok. Yani hani o kötüsünü söylesin size dönüp iyisini söyleyin diye. Bilmiyorum, başka format onu tercih edebilir de burada burada konu o değil. Burada farklı bakış açıları her konunun farklı farklı yaklaşanı var. Dolayısıyla biz sadece konuyu ...anlamamıza fayda olacak perspektifleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu zaten bir eleştiri değil. E sizinle yok zaten yok, öyle değil. Sizinle evet. alakalı bir eleştiri, formatı yönelik bir eleştiri değil. Benim tercihimle alakalı. Nihayetinde biz şimdi tahminleri e, burada e, açıklarken... E, ...en kötü senaryo, bir de iyi senaryodan bahsediyoruz. Biraz önce hocamın e, koyduğu enflasyon öngörülerinde mesela. Dolayısıyla e, diğer hocalarımız, iktisatçılar... Kötü tarafa yönelik öngörülerde bulununca biz de olabilecek iyi senaryoyu dillendirmeye çalışıyoruz. Yoksa hani bir akademisyen olarak, teorik olarak tutarlı olduktan sonra söylediklerine diğer arkadaşlarımızın itiraz etmemiz mümkün değil. Onu ifade etmek isterim. Peki, teşekkür ediyorum.